TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Haziran 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatı çiftçilerin beklentisini karşılamadı. Açıklanan alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üretici olarak hepimizin morali bozuldu. Bakanlığımızdan fiyatı revize etmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Bakanlığımızdan üreticiler olarak talebimiz bunun tekrar fiyatın revize edilmesi. Ve revize edilerek tekrar üreticilerimizin en azından emeğinin karşılığını, maliyetinin karşılığını alabileceği bir fiyat oluşması. Günlerdir beklenen buğday alım fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğdaya ton başına 9.250 lira alım ve 1.750 lira prim bedeli olmak üzere toplam 11.000 lira ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklanan alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, fiyatın beklentiyi karşılamadığını ifade etti. Maalesef ki fiyat açıklandı ve üretici olarak hepimizin morali bozuldu diyebilirim. Çünkü üreticinin beklemediği bir fiyat tablosu oluştu. Yani biliyorsunuz biz uzun zamandan beri bunu dile getirmiyorduk ve Tarım Bakanımıza bizzat hem kendi şahsım adına ilettim hem de birçok oda başkanım maliyet tablolarımızı Sayın Bakanımızın kendine bizzat iletti. Bunu 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde. Bizim Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak her odada 755 tane odanın hepsinde birebir maliyet tablosu çalışması oluyor. Ve biz bu maliyet tablolarımızı genel merkeze gönderiyoruz. Ve genel merkezimiz de bunların ortalamasını alarak bakanlığımıza iletiyor. Ve bunların ortalamasını aldığımızda 10.87 kuruş olarak buğdayın aşağı yukarı 450 kilo verim üzerinden hesapladığımızda buğdayın maliyet tablosu 10.87. Yani maalesef ki biz bunu Bakan Bey'in kendisine de ilettik. Gerçi Bakan Bey bizim maliyet tablomuzda mutabık olmadığımızı söyledi. Ama bizim gerçekten üreticimizin yapmış olduğu masraflar birebir bu şekilde. Yani bizim üreticimiz bugün mazotunu, gübresini alırken Tarım Kredi'den, Trakya Birlik'ten alıyor ve bunların faiz giderleri oluyor. Maalesef ki bunları da tabloya yansıtmak zorundayız. Çünkü biz bunları hasat ettiğimizde çıkardığımız ürünle ödüyoruz. Yani şimdi bunları da işte faiz giderini maliyete koymayın, şunu maliyete koymayın derseniz bu bir gerçek maliyet tablosu olmaz. Çünkü Türkiye'deki üreticinin en az %80'i Tarım Kredi ve Trakya Birlik ya da Pancar Kooperatifi gibi birçok kooperatiflerden, birliklerden, şirketlerden dahi alsa veresiye alabiliyor. Şu an hiç yani %80-85 üreticimizin peşin alabilecek gücü yok. Böyle bir tabloda 10.87 maliyet ortaya koyuyoruz. Ve açıklanan fiyat yani 9.250 artı 1.750 lira da prim. Yani bu da 11 lirayı buluyor. Yani bu bizim açıkladığımız maliyet fiyatı. Yani maliyet fiyatıyla buğday fiyatı böyle olursa ki bu tabloda da 45 gün sonra ödeme var. Bu da üreticimizin zaten üretici hasat dönemi gelmiş borcu var. Bankaya ya da farklı yerlere borçlar ödemek için ürünü satmak için uğraşıyor. Doğal olarak hiç para kazanamayacak aldığı parayı borcuna yatıracak ve yetmeyecek traktörünü, arabasını ve tarlasını satmak zorunda kalacak. O yüzden ben bu tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir rakam oluştu. O yüzden bakanlığımızdan üreticiler olarak talebimiz bunun tekrar fiyatın revize edilmesi ve revize edilerek tekrar üreticilerimizin en azından emeğinin karşılığını, maliyetinin karşılığını alabileceği bir fiyat oluşması. Tabii bunu oluştururken de bakanlığımızdan ekstra bir isteğimiz daha var. Biliyorsunuz ki bu 1 lira 75 kuruş yani 1.750 lira alacağımız prim geçtiğimiz yıl Ocak ayında ödenmişti ilk kısmı. Sonra faturalarını geç teslim edenler de şu geçtiğimiz ay içerisinde geçtiğimiz günlerde aldı. Yani bu yıl bunun ben ürün fiyatı ile birlikte ödenmesini ve enflasyon karşısında o primin yok olmaması için üreticilerimizin bundan faydalanması için bakanlığımızdan talep ediyorum. İnşallah bakanlığımız üreticilerimizin sesini duyacaktır. Çünkü gerçekten zor günler yaşıyor üreticilerimiz. Bunların giderilmesi, mağdur üretin giderilmesi ve bakanlığımızın üreticilerimizin yanında olduğunu göstermesi için fiyatı revize edip tekrar bir üretici mutlu edecek fiyat bekliyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur diye düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan buğday alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Üstün, açıklanan fiyatlarla beraber Türk çiftçisi idam sehpasına konuldu. Bu fiyatlarla Türkiye'de tarımda sürdürülebilirlik mümkün değildir ifadelerini kullandı.
Edirne İl Genel Meclisi Haziran ayı olan toplantıları 5. oturumu bugün Çiğdem Gegeoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Üstün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarına tepki gösterdi. Dün itibariyle Türkiye'de buğday fiyatları, buğday taban fiyatı açıklandı arkadaşlar. Bugün itibariyle Türk çiftçisi idam sebbasına kondu arkadaşlar ve sebbanın altındaki sandalye çekildi. Arkadaşlar bakın, şimdi yuvarlak hesap bir buğday maliyeti yapalım. Ortalama 80 kilo gübre kullandığımızda bugün 1000 lira yapar arkadaşlar. Bir kişi toplasın isterseniz. 1000 lira gübre maliyeti yapar arkadaşlar. 10 litre mazot kullandığımızda iş bitene kadar, başlangıçtan işe kadar 10 litre mazot kullandığımızda bugünkü parayla ortalama 400 lira yapar arkadaşlar. Zirai ilaçlara geldiğimizde en düşük ilaçları kullandığımızda ortalama 600 lira ilaç maliyeti yapar arkadaşlar. 600 lirada biçimle tohum hesabı yapıyoruz arkadaşlar. Kaç para yaptı? 2600 lira yaptı maliyet arkadaşlar. Peki bu 2600 lira maliyet neye göre hesaplıyoruz? Bu kendi tarlamız ise 2600 lira dekarda maliyet olur. Eğer kiraya da işliyorsak bu tarlayı, ortalama da 1000 lira kira parası verdiğimizde 3600 lira yapıyor arkadaşlar. Ortalama 400 kilo 450 kilo üzerinden buğday biçtiğimizde baktığımızda bugünkü parayla, yani 10 liraya 11 liraya verdiğimizi düşündüğümüzde kaç para yapıyor başkanım? 4950 lira yapar arkadaşlar. Türkiye'nin buğday ortalaması 210 kilo arkadaşlar. Sadece Türkiye 2013 yılında 270 kilo ortalamayı yakalamış durumda. Bakın arkadaşlar, şimdi kaç para demiştik Sayın Başkanım? 11 liradan 450 kilo aldığımız. Tamam. Kaç para yapıyor? 4950. Masrafları düştüğümüzde kaç para kalıyor geriye? 2600 lira %7, 2300 lira gibi bir şey. 2300 lira gibi bir şey kalıyor. Tarla kendiliyse. Kira değil. Yani tarla kendininse. Arkadaşlar kira paraları kendinin olduğunu farz edelim. 2600 lira para, bir dekar yerden kazandığımız para. 2300 lira. Bu para bizim cebimize kalmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Tarımla uğraşan arkadaşlar, çiftçilikte hep gözden kaçırılan bir nokta var. Bakın bugün çıkardığımız parayı, bugün aldığımız buğday paraları için önümüzdeki sezona da hazırlanmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü tekrar bir Ekim dönemi başlayacak. Onun için de bir maliyet harcayacağız arkadaşlar. Şu anda işin içinden çıkılacak gibi değil. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Ekonomik olarak. Şimdi arazi ortalamalarına baktığımızda bizim Uzunköprü bölgesi biliyorsunuz Edirne'de ilçeler içinde en fazla işlenebilir arazinin olduğu yer Uzunköprü'dür. Ortalama 100 dönümdür başkanım. Ortalama 100 dönüm buğday eken bir adam eğer çocukları varsa, yan bir geliri yoksa nasıl geçinecek? Bu paralar nasıl işin içinden çıkacak? Ve işi nasıl ilerletecek? Bu maliyetin içinde bir de amortisman giderleri yok arkadaşlar. Tarımla uğraşan arkadaşlar bilir amortisman giderleri. Yani traktörün yıpraması, kullandığın ekipmanların yıpraması, yenilenmesi, lastik dağıtıyor. Lastiklerin gidilmesi, bir amortisman da yaklaşık olarak 500 lira da amortisman gideri koymamız lazım. Bu şartlarda Türkiye'de açıklanan buğday fiyatlarıyla tarımda sürdürülebilirlik ve devamlılık bitmiş durumdadır arkadaşlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Mutlu Kırman da Üstün'ün açıklamaları üzerine söz aldı. Belki daha sonradan da bir güncelleme olabilir mi? Ona da bakmak lazım. Olur mu? Olur. Ama yani şu anda tamam, Mustafa Başkanım doğru söyledi. Yani açıklamaları giderlerle ilgili gübredir, mazottur, ilaçtır. Katılıyoruz. Kesinlikle katılmamak gibi. Doğru yani. Doğru. Hepsinin maliyetleri belli. Ama geçmiş dönemleri de unutmamak lazım. Çok iyi 2 yıl geçirdik başkanım. Geçen dönemlerde gerçekten çok iyi 2 yıl geçirdik. Yani çiftçimizin de elinde traktörünü de tarım aletlerini de destekler de, şimdi Ziraat Bankası desteklerimiz de gerçekten çiftçimize göre her konuda desteği güzel. 0-2'lere kadar tarım aleti desteği verildi. %2, %3'lere kadar. Bunları da görmemek olmaz. 2018 yılında başlatılan okuma yazma seferberliği programı kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayan 7 kursiyer mezuniyet belgelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 2018 yılında okuma yazma seferberliği programı başlatılmıştı. Program kapsamında 2024 yılında Edirne'de açılan 45 okuma yazma kursunda 475 kursiyer eğitim aldı. Kursların açıldığı adreslerden biri olan Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 7 kursiyer için bugün Kadınlardan Şiir Dinletisi adlı kurs sonu gösterisi düzenlendi.
Programa Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Edizün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, kurum müdürleri, kursiyerler ve yakınları katılım gösterdi. Programda konuşan Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selahattin Yayla, okuma yazma eğitimlerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Programımızın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizleri programımızla baş başa bırakıyorum. Burada emeği geçen herkesi kutluyor, başarılı çalışmalarını devam ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mezuniyet belgelerini alan kursiyerler sevinçlerini kep atarak yaşadı. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koca Hıdır köyünde bir gün arayla çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday kül oldu. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koca Hıdır Koyuntepe köyleri arasında bulunan buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. Kısa sürede tüm tarlaya yayılan alevleri söndürmek için köylüler ve itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Söz konusu yangından bir gün sonra yine Koca Hıdır köyünde ot balyalarının olduğu bir tarlada yangın çıktı. Yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İki yangında toplam 130 dönüm buğday ve 250 adet ot balyası kül oldu. Önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan 25 Kasım stadının önünde basın açıklaması düzenleyen Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, stadın yerine çok amaçlı yeşil alan yapılması çağrısında bulundu. Sürecin kentlerinde dahil edilmesi gerektiğini belirten Edirne Kent Konseyi Dönem Başkanı Özer Demir, bu alan çok amaçlı yeşil alan kent park olmalı. Kentlerin nefes aldığı, konserlerin, mitinglerin, festivallerin yapılacağı şekilde düzenlenmelidir dedi. Bu alan çok amaçlı yeşil alan kent park olmalı. Kentlilerin nefes aldığı, konserlerin, mitinglerin, festivallerin yapılacağı şekilde düzenlenmelidir. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan 25 Kasım stadı önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katılım gösterdi. Basın açıklamasını yapan Edirne Kent Konseyi Dönem Başkanı Özer Demir, 25 Kasım stadının yerine çok amaçlı yeşil alan yapılması için çağrıda bulundu. Gelişen kentlerimizde stadyumların kent merkezinde kalmasıyla bu geniş alanlar büyük bir rant alanı olarak görülmüş. Birçok kentte stadlar yıkılarak birilerinin ticari faaliyetlerine hizmet etmiştir. Edirne'de yaşayanlar ise bu alanın AVM rezidans olmasına izin vermemişlerdir. 25 Kasım stadı için 6 Kasım 2012 günü bakanlıklar arasında yapılan protokolden Edirne Kent Konseyi rastlantı sonucu haberdar olmuştur. Ardından Edirne Kent Konseyi bu protokolü gündemine almış, konuyu yetkili kurullarında ilgili uzmanları da katarak değerlendirmiş ve bu protokole şu 3 gerekçeyle karşı çıkmıştır. 1. Edirne tarih ve turizm kentidir. Kentimizin tarihi dokusuyla o alana yapılacak AVM uygun düşmez. Ayrıca yapılması düşünülen AVM'nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selinye'nin sürüyetini engelleyeceği açıktır. 2.
25 Kasım Stadı'nın çevresindeki trafik, hafta sonları, düğünlerin yoğunlaştığı dönemler, pazarın kurulduğu günler kilitlenmektedir. İnsan yoğunluğunu arttıracak AVM yapıldığında ulaşım iyice içinden çıkılmaz hale gelecektir. Üçüncü madde olarak da 25 Kasım Stadı'na yapılacak AVM, büyük mağazalara karşı direnen Edirne esnafını daha zor durumda bırakacaktır. Bu gerekçelerimizin altına kentimizde çevre, kültür, tarih dernekleri, esnaf odaları, ticaret odası, baro, odalar, sendikaların aralarında olduğu 51 kurum imzalamış, kentin ortak aklı bu alanın yeşil alan olarak düzenlenmesi fikrinde birleşip çalışmalar yürütülmüştür. 2014 yılında Mart ayında yapılan yerel seçimlere giren tüm siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu ortak akla uyarak seçim beyannamelerinde 25 Kasım Stadı'nın yeşil alan olacağı sözünü vermişlerdir. Bugüne geldiğimizde stadın yıkım ihalesinin yapıldığını, Edirne Spor'un maçlarını yapması için Tunca Spor tesislerinin gerekli koşulları sağlayacak hale getirilmek üzere olduğunu yetkililer ifade etmektedir. Tarihi Saraçlar Caddesi'nin bitiminde başlayan Roma Kalesi'nin kulesinin karşısında, çevresinde tarihi yapıların bulunduğu, diğer taraftan nehirlerimize ve Bülbül Adası'na yakın olan bu alanın altında da tarihi yatmaktadır. Bu alan çok amaçlı yeşil alan, kent park olmalı. Kentlilerin nefes aldığı, konserlerin, mitinglerin, festivallerin yapılacağı şekilde düzenlenmelidir. Nasıl ki Selimiye'nin çevresi yarışmayla tarihi kenti Edirne'ye yaraşır şekilde düzenlendiyse, bu alan içinde kentlerin isteklerine ve kentin dokusuna uygun bir proje için yarışma düzenlenmelidir. Bu alanın AVM rezidans olmasını engelleyip yeşil alan olması için emek veren tüm kişi ve kurumlar, yani bu kentin yaşayanları, sahipleri sürece dahil ederek bu süreç, bu alanın 25 Kasım çok amaçlı yeşil alan olarak planması için yürütülmelidir. Kentine sahip çıkan, aramızda olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu. Basın açıklamamız burada tamam. Cansu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2024 yılı kurban organizasyonları kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladı. Cansu'yu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edirne İl Temsilcisi Hüseyin Ali Üzer ve derneğin yönetim kurulu üyeleri tarafından bugün basın toplantısı düzenlendi. 2024 yılı kurban organizasyonları kapsamında tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten İl Temsilcisi Üzer, belirlenen kurban bedellerini de açıkladı. 19 senedir mazlum milletler ve gönül coğrafyamıza umut oluyoruz. Cansu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2024 kurban organizasyonları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Her yıl Kurban Bayramı'na bağışçıların emanetleriyle alınan kurbanları vekalet yoluyla kesen ve kesim yaptığı bölgelerde dağıtan Cansu'yu bu sene de Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerine mazlumlar ve muhtaçlar için kurban organizasyonlarını düzenleyecek. Kurban fiyatlarımızı açıkladık yaklaşık 3 hafta önce. Her yıl düzenlediğimiz organizasyonlarla mağdur ve mazlum coğrafyalara el uzatan Cansu Derneğimiz bu yılda kurban organizasyonları için 60 farklı ülkede kesimlerini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan deprem felaketi, salgın süreci ve Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla mağdurlara ulaşan Cansu Derneğimiz, kurban organizasyonu ile de dünyanın dört bir yanına mazlumlara, anıldan yardımlara ulaştıracaktır. Bütün kesimleri 2010 yılından beri video kayıtları alıyoruz. Kim vekalet verdiyse ismi okunuyor. Bunlar video kayıt ile kayıt altına alınıyor. Üzer, derneklerinin faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Biz Cansu olarak Ramazan'da Ramazan Kolisi dağıttık. Bunu daha önceki süreçlerde olduk. Hala devam ediyoruz kurban Ramazan organizasyonlarımıza. Kurban organizasyonumuza canlı hayvan dağıtımlarımız oluyor. Özellikle Afrika gibi ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelerde ailelere bir çift canlı hayvan vererek onların kendi hayatını idame ettirebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.
sünnet organizasyonlarımız var, katarakt ameliyatı var, afet ve acil durumlarda çalışmalara katılıyoruz. Bu kapsamda can suyu arama kurtarma ekiplerimizi oluşturuyoruz ve akredite ediyoruz bu ekipleri. Bu yönde çalışmalarımız var. Kur'an-ı Kerim ve meali dağıtımı yapıyoruz, özellikle Afrika ülkelerinde. Kalıcı eserlerimiz var. Cami, okul, medrese, külliye, yetimhane, kadın doğum hastaneleri, çocuk hastaneleri gibi özellikle Afrika bölgelerinde acil ihtiyacı olan bölgelerde kalıcı eserler yapıyoruz. Gazze için ayrı bir çalışmamız var. Bununla beraber Yemen ve Filistin'de yetimlerin evlenmesi için bir düğün paketimiz var. Yetim organizasyonlarımız var. Edirne Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi işbirliğinde Edirne Belediyesi ve ilçe belediye personellerinin kişisel ve kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kamu ihale mevzuatı konulu eğitim programı düzenlendi. Edirne Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi işbirliğinde kamu ihale mevzuatı konulu eğitim programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına Edirne Belediyesi'nin farklı müdürlüklerinden birçok personel katıldı. Programın ilk gününde güncel mevzuat değişiklikleri ve teknik şartname hazırlama konuları ele alındı. Katılımcılar mevzuat değişikliklerinin kamu ihaleleri üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirildi ve teknik şartname hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde açıklandı. Eğitimin ikinci gününde doğrudan temin ve ihale dokümanı hazırlanması konuları işlendi. Eğitmenler doğrudan temin sürecinde dikkat edilmesi gereken prosedürler ve ihale dokümanlarının eksiksiz ve doğru hazırlanması konusunda önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca bu süreçlerin yasal çerçevede nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda katılımcılara rehberlik edildi. Eğitimin son gününde ise elektronik ihalelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve güncel uyuşmazlık kararları görüşüldü. Katılımcılar, elektronik ihale süreçlerinde sıkça karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca güncel uyuşmazlık kararları üzerinden yapılan analizlerde, ihalelerde karşılaşılabilecek hukuki problemlerin önlenmesine yönelik pratik bilgiler sunuldu. Edirne Belediyesi ve ilçe belediyelerin personeline yönelik düzenlenen eğitim programı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanırken trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ise toplam 211 bin lira bir cezai işlem uygulandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilçe genelinde şok uygulama yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik, trafik ve asayiş birimlerinin katıldığı uygulamada 559 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Trafikte de 258 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere toplam 211.287 lira cezai işlem uygulandı. Bir araç ise trafikten men edildi. Edirne'de metruk bir binada saklanan 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan denetimlerde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orta İmaret Sokak'taki metruk bir binada saklanan 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan bir Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert, en düşük 8 lira 0 kuruş, en yüksek 10 lira 1 kuruş, ortalama 9 lira 53 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 17 lira 74 kuruş, en yüksek 18 lira 44 kuruş, ortalama 18 lira 17 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 99 lira 40 kuruş, en yüksek 256 lira 20 kuruş, ortalama 214 lira 12 kuruş. Düve en düşük 164 lira, en yüksek 219 lira, ortalama 197 lira 58 kuruş. İnek en düşük 109 lira 60 kuruş, en yüksek 180 lira, ortalama 146 lira 2 kuruş. Koyun en düşük 104 lira, en yüksek 111 lira, ortalama 107 lira 25 kuruş. Süt kuzusu en düşük 195 lira, en yüksek 198 lira, ortalama 196 lira 59 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 36 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Hükümet Caddesi numara 18'deki Ülke Eczanesi. Tıp Fakültesi Kavşağı D100 Karayolu üzeri numara 2'deki Şimşek Eczanesi. Serbest piyasada dolar 32 lira 39 kuruştan, euro 35 lira 4 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2404 lira 64 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 10.138 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.